Uzaklarda geçen hafta. Kanaryalarda bulunan Uzaklar 2 ekibinden Sibel Karasu, babasının vefat haberi üzerine kısa süreliğine Türkiye'ye gitmiş, Atasoy'da Karasu'nun yokluğunda Kanarya Adaları arasında seyirler yaparak çevreyi tanımıştı. Kısa süreli bu ayrılığın ardından El Hierro Adası'nda Atasoy'la buluşan Sibel Karasu, adada düzenlenen balıkçılık festivaliyle moral depolamaya çalışıyor. Türkiye'den yola çıkarak Güney Amerika'nın en güney ucuna, yani Hornburnu'na rota tutan Uzaklar 2, şu anda Afrika kıtasının batısındaki Kanarya Adaları'nın en güneyindeki ada olan El Hierro'da bulunuyor. Atasoy ve Karasu'nun bir sonraki hedefleri 15 derece kuzey enleminde yer alan Cabo Verde Adaları. Uzaklar 2 ve ekibi El Hierro Adası'nın en güney ucunda yer alan Restinga adlı balıkçı köyündeler. Burada her yıl düzenlenen geleneksel balıkçılık festivali tüm şenliğiyle devam ediyor. Bugün festival kapsamında 10-12 yaş grubu çocukların motosiklet yarışları ve futbol maçları yapılıyor. Atlas Okyanusu'nun ortasındaki küçük bir adada birkaç gün içinde gerçekleşen bunca etkinliğin verdiği moral Sibel Karasu'ya iyi geliyor. Uzaklar 2 aslında şu sıralarda palamarlarını çözüp Cabo Verde'ye doğru yol almayı planlıyordu. Ama tam da festivale denk gelen fırtına ekibimizin bu yolculuğu kısa bir süre daha ertelemelerine neden oluyor. Atasoy ve Karasu'da fırtınanın geçmesini beklerken festival kapsamında gerçekleşen etkinliklere katılıyorlar. Eğlencelerin bir diğer unsuru da son gün çocuklar için yapılan köpük banyosu. Ancak bu keyifli etkinlikten yalnızca çocukların yararlandığını söylemek güç. Zira anne babalar da etkinlikten en az çocukları kadar keyif alıyorlar. Festivali izleyen Atasoy ve Karasu daha sonra teknelerine dönüyorlar. Limandaki komşu balıkçı Jose, Uzaklar 2 ekibine verdiği güzel balığa ilave olarak bir çanak dolusu da papalina hediye ediyor. Bu da Jose'nin bize ikramı, bu da gümüş. Bonitoları ve papalinaları bu akşam Sibel kızartıyor. Az yağda karakız dedikleri onların demir tavada balığı yapıyor. Beni Sibel'e bir şey söyledim. Dedim ki birçok evde balık kızartmaya kadınlar pek sıcak bakmazlar. Ama tabii ki öyle bir insanın burada yeri yok. Şey gibi, sanki çekirdek gibi böyle. Papalina. Ayvalık geldi. Yunlu adı sarkına yiyip yerken. Osman Atasoy'un doğum günü limanda konaklayan uzun yol denizcilerini bir araya getiriyor. Denizciler Atasoy'un doğum gününü kendi dillerindeki "İyi ki doğdum" şarkısıyla kutluyorlar. Kaldır üstüne. Cümletim kalmıyor, iyi yok be Restinga'nın balıkhanesine giren Atasoy ve Karasu, buradan eli boş dönmemeyi umarak balıkları inceliyorlar. Bereketli okyanus, balıkhanede sürekli bir hareketlilik olmasını sağlıyor. El Hierro'nun taptaze balıkları, soğutucularla dünyanın çeşitli yerlerine gönderiliyor. Evet, bravo.
Kontranınızı ödedik Jose'ye, Restingo'dan. Jose, mucho gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ciao. Ciao. Si. Burası liman başkanının ofisi. Liman polisi de Jose isimli. Tabi burada çoğunun ismi böyle. Bir genç arkadaş. Ödedik hesabımıza, gidiyoruz şimdi. Si. Uzaklar 2 için bir ayrılık vakti daha geldi çattı. Artık Kanaryalara veda etme zamanı. Epey bir kaldık burada Restinga'da. Ama bugün 28 Temmuz günü suyumuzu, kumanyamızı alıp çıktık. Şimdi adanın güneyinde bir demir yerinde bir iki gün kötü hava geliyor. Onun geçmesini bekleyeceğiz. Güzel günler geçirdik. Bir kasa kurtar etmesi. Ama her şeyini gördük. 400'de bir olan ses yetmesine kadar. Rotamız? Yani Restinga'nın güneyinde Las Palmas adı verilen geniş boyda orada bir yer bulacağız. Bizim burada ahbap olduğumuz İtalyan Donato'nun bir tonozu varmış. Onun size koordinatlarını verdi tonozu. Bu tonozu bulabilirsek verdiği koordinatlardan ona bağlanacağız. Bugün hava güzel, sakin ama yarın kuvvetli bir hava geliyor. Artık daha fazla limanda kalmak istemedik. Havayı orada karşılayacağız. Bu işte El Hierro Adası'nın güneyindeki demir yerinde 3-4 gün kaldık. Dışarıda çok kuvvetli hava var kuzeydoğudan. Burası adanın rüzgar altı sahilinde, saçak altı bir yer. Hiç rüzgar esmiyor gibi ama solukan var tabii, çok sallantılı. Arada bazen sabahları erken ve geceliğin güneş battıktan sonra akşam çok karadan çok sıcak bir rüzgar esiyor burada. Resmen böyle fırının kapakları açılmış gibi alev fışkırıyor. Rüzgarla birlikte adanın üzerinden. Isınan o böyle çorak dağların, kayalıkların üzerinden gelen o oldu sıcak hava. Çok bunaltıcı. Bu sabah hele dışarıda 45 derece oldu. İçeride kameranın içine 40 derece kadar yükseldi sıcaklık. Devamlı suya girmek zorunda kaldık. Burası El Hierro Adası'nın güneyi, marin rezerv alanı, geniş bir bölgeyi dalmak, balık tutmak açısından yasaklamışlar. Sadece üzerinden geçilebiliyor, seyir yapılabiliyor. Ve kontrollü olarak da dalışa müsaade var. Çok zengin balık yatakları var. Çekiç cinsi köpek balıkları özellikle adanın bu bölgesinde, Kanarya Adaları'nın en çok ucuz balıkların görüldüğü yer burası. Bir de bir başka özelliği de eskiden 0 derece meridyeninin buradan geçiyor olması. Tam bizim belirlediğimiz yer 0 derece meridyeninin geçtiği yerdi. Şimdi Restinga'ya dönüyoruz. Çünkü aldığımız su çamurluymuş. Depodan çamur akıyor neredeyse. Kapo Verde Adaları'nda da su yok. Su sıkıntısı var. Oralarda hiç yağmur yağmıyor. Taşıma su veya arıtma suyla millet idare ediyor. Hatta kolera tehlikesi bile var hala. Şimdi suyumuzu değiştirmek için Restinga'ya geri dönüyoruz. Aldığımız suyu değiştirip boşaltıp yerine yenisini alacağız. Tabii bu sefer iyice kontrol edeceğiz çamurlu mu değil mi diye. Daha önce de etmiştik biraz ama yani bize şey gibi geldiydi. Telaşla temiz gibi geldiydi. Ama sapsarı bir su çıktı.
uzaklar iki, Cabo Verde'de su bulamayacakları için tanklarını doldurmak üzere döndükleri Restinga'dan yola çıkmak üzere. Yola onlardan önce bir arkadaşları çıkıyor. Atasoy ve Karasu'da kısa süre içinde halatlarını çözüp Cabo Verde Cumhuriyeti'ne doğru yelken açıyorlar. Evet, 5 Ağustos. Bugün El Yarı'dan ayrılıyoruz. Uzun zamandır buradaydık. Şimdi önümüzde Cabo Verde adaları var. Buradan yaklaşık 750 mil civarında. Tahminen 1 hafta 7 gün kadar sürecek bu yol. Rüzgar boyrazdan 4-5 kuvvetinde esiyor.